Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Bikanı'na hoş geldiniz. Online maç ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta Real Madrid konuları var. Guti, Beckham, Casillas. Bende de Guti'nin geçen seneki kartı vardı. Onunla online maçı oynayalım istiyorum. Hatta Guti'yi farklı bir yerde kullanalım. Normalde göbek oyuncusu. Ben göbekte onu çok kullandım. Dedim ki bu sefer en ileri ucu alalım Guti'yi. GF olarak en ileride konumlandırdığımızda nasıl oynayacak? Yanındaki forvetlere güzel ara pasları verecek mi? Düşündüğüm o çünkü. Guti biraz daha geriye gelip yanındaki Forlan ve Rashford'a paslar atabilir. Guti'yi forvette oynatan çok yüksek dereceli iki tane oyuncuya denk gelmiştim ben. 4-3-1-2 oynatıp Guti'yi GF yapıp yanına hızlı fırsatçı golcüler eklemişlerdi. Ben de bu dizilişte bir Guti'yi kullanayım istedim. Hazırda bir de Guti'yi varken piyasada ikon kartlarında onunla da bir maç oynamış olalım. Guti de öyle bir futbolcu ki sahada oynamadık yeri yok. Defansif orta sahadan santrafora kadar birçok yerde oynayabilmekte. Her şeyden iyi seviyede olan bir oyuncu. Belki öyle bazı özellikleri çok iyi değil ama kötü de değil. Belli başlı özelliklerde öne çıktığı yerler de var. Hemen rakip oyu aramaya koyulalım arkadaşlar. Rakip gelmek üzere, güncelleniyor dedi. Bakalım geldi. Manchester United'a karşı bir form durumumuza bakalım ekran geldiğinde. Burada takıldı. Maç bitiyor dedi. Lütfen biraz bekleyin. Maç başlamadan geçersiz sayıldı. Gelir ve geldi. Barcelona takımını seçmiş. 3 nokta ismi var rakip arkadaşın. Rakip de 4-2-1-3 ile oynuyor. Stoperleri efsane kart. David Beckham iyi girdi araya. Top bizde. Guti'ye geçmedi pas. Vieira'nın pası biraz daha sert olsaydı iyiydi. Messi rakipte. Kanada doğru gitti. Orta yaptırmayalım. Çekti. Aubameyang çok iyi döndü. Ben onu yapacağını hiç düşünmemiştim. İyi çekti topu. Hani atlamazsa bakalım. Çok güzel orada bir fake yaptı. Yani bu gol olabilirdi. İyi geçti bizi. Yatırdı bizi orada. Vieira aşağıya doğru dönsek Beckham'a. Güzel. Geçti mi? Pas geçti. Dön Forlan. Şurada bir koşu var. Guti'miş o da. Köşeye yerden 1-0. Guti ile öne geçtik. Forvet'e yerleştirdiğimiz Guti'den maçın ilk golü geldi. Bizi 1-0 öne geçirdi. Geriden güzel bir koşu yaptı. Ben Guti ile asist yaparım derken golü bulduk. Forlan asisti yaptı. Bu arada da gol yemin. Rakip uzun atar diye bekledim ben. Rakip uzun atmadı. İyi girdik. Yine bir koşu var. Aha Guti'miş. Koş koş koş. Rakip kaçtı. Bir falso şut deneyebiliriz. Haydi Guti. Kaleci. Bu da gol olsa efsane gol olurdu. Messi bari, Maradona bari bir gol olurdu. Ama bulamadık. Beckham'la bir gol şansımız var. Ters çizelim. Gelir mi bir kafa? Guti. Çizgiden çıktı. Neredeyse kafa golü de atacaktık Guti ile. Geçtik. İkinci de takıldık, savunmaya çarptı. İlkinde geçtik ama Patrick Vieira son şans bizde. Uzaklardan tam deneyelim diyecektim. Bir sıra dışı gol. Maç ilk yarısı bir... Çok iyi vurur Fernandez. Aman vurdurma. Hadi son. İşte yapılabilir. Bir kafa gelmedi. Beckham yetiş ona. Ara pasımız Forlan. Köşeye tam vuracaktık. Savunma girdi araya. Buraya yaklaşmıştık. Beckham yine kaptı. Şu dakikalarda çok iyi bastırdık. Rashford. Çok boş. Ama kayarak vurdu. Orada kaymasaydı gol atabilirdik. Kaydığı zaman çoğu zaman kötü vuruşlar çıkarıyorlar. İkinci yarı bayağı baskılı oynadık. Çok top kazandık. Haaland indirirsin öne. Çok iyi. Çek Haaland. Şimdi bir daha Rashford. 2-0 oldu. Rashford da golü bulduk ama offside. Offside. Ben offside olduğunu anlamadım. Ses kısık oynadığımdan. Maç bitti. 1-0 skor anlamında çok tehlikeliydi. Rakibe pek şut çektirmedik ama evet, 2 şut vardı rakibin. Biz bayağı şut çektik. Bu maçta da Guti'yi göbek olarak kullanalım. Sol tarafa yerleştirdim. Sağ göbekte yapıp içeri falsolu şutlar da kesebiliriz. Ben belki orta yaparım diye sol ayaklı Guti'yi sol tarafa yerleştirdim. Kenardan orta yapmayı da seviyorum. Fırsat bulursak ortalarda deneriz. 1169 dereceli Manchester United seçmiş bir arkadaş geldi. Rakip 4-2-1-3 dizilimiyle oynamakta. Efsane ağırlıklı bir kadrosu var.
İleride de Mbappe'si. Maça rakip arkadaş başlıyor. Mbappe'si var. Hemen geri çekelim forveti. Uzun atabilir. Aynen öyle uzun attı. Torres. Beckenbauer'la yapamadık. Kutu ile yaptığımızı onunla yapamadık. Yine uzun denedi rakip arkadaş. Gel. Ama Danilo'ya takıldık orada. Hayda rakip 3 tur uzun attı. Eyvah. Ah ona değil aslında. Daha ileri atacaktık. Varane geldi. Rakip 3 tur hep uzun attı. Şurada boşluk var. Aşağı bir pas versek. Bir de aşağı pas versek. Çok boş. 1-0. Mbappe. 3 tane forvetle oynayınca da bu avantajımız oluyor. Boşta adam bulmak, oyuncu bulmak çok kolay. Tekrardan uzun atabilir. Hep uzun attı rakip arkadaş. Yine uzun. Kaçırmadık arkaya. Guti tarafına doğru dönsek. Beckenbauer aman hata yapma. Guti'ye bir çalım atsak. Güzel. Güzel geçti Guti orada. Guti'nin çalımları hoş. Hızlı değil. Bir orta deneyelim. Ortada nasıl yapacak? Çok kötü orta yaptı. Top çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmadan rakip yetişti. Kroy. Ortası ama iyi değildi. Kapar mıyız? Yine rakipte. Hep uzun attı. Danilo. Yine uzun attı. Aha burada indiremedi Kimpembe. Çok kötü oldu. Eyvah. Golü yedik. Orada uzunun da normalde bizim oyuncu indirmesi gerekiyordu. İndiremedi Kimpembe. Golü yedik. O kadar uzun attı. Sonunda golü de buldu rakip arkadaş. Bir ara pası Forlan'a geçmedi. Orada Forlan önüne yine uzun attı. Hiç paslaşarak çıkmıyor. Sürekli uzun attı rakip arkadaş. Forlan'a geçti. Çok iyi. Forlan atarsın sen bunu. Direkt. Beckham'la bir orta denesek. Ah bu offside olur gibi. Offside yok. Geç. İyi baskı kurdu. Stopu şurada bir kazansak. Faul kimi acaba? Rakibi biz yapmışız. Çok büyük boşluk ama sola döndü. Cruyff'un önünü kapatmak lazım. Delit. Herhalde bitirir. Orada Forlan'la golü bulmak lazımdı. Ne? Oy, kenarda topu aldı. Tehlikeli geliyor. Orada Beckham kaptık. İndirirsek şu topu boşluk yakalayabiliriz. Gayet güzel indirdik. Orası boş. Rashford. Haydi geçir şu pası. Mbappe. Çok dar açı. Direkt. Da aşısı çok dardı. Gol atma imkanı biraz zordu ama yine de olabilirdi. Direğe çarptı. Ha, sonra savunmaya çarptık. Yine bir uzun top. Bu sefer indirdi Mbappe. Şut çekecek. O açıyı kapatmamız lazım. Kaleci Alisson orada çarptı da bize. Uzun attı ama sonrasında iyi paslaştı rakip arkadaş. Paslaşarak gelse daha da pozisyonlar bulabilir. Kenarları özellikle açılsaydı. Bir ara pası. Aha. Geçer mi? Patrick Vieira'ya geçiremedik ama kazanırız. Kaleci Casillas. Rakip selam verdi galiba. Belki de tanıdık biri de olabilir. Biz de cevap verdik. Ama şunu kapatalım. Durak kapatamadık. Heh, şimdi kapattık. Belki de rakip tanıdık biri. Ben yabancı isimdi. Alisson. Yabancı isim olunca yabancı biriyle oynuyorum zannettim ama galiba selam verdi bize. Ben de o durumlarda bir daha duraklata uzun aç, bas kapa yapıyorum. Selamına karşılık olarak. Aha golü yedik. Yedik. Evet yedik. 2-2 oldu. Boşluğumuza denk geldi. Golü yedik. Bir santra taktiği olur mu acaba? Haydi oradan geçip bir daha aşağıya. Olmadı. Orada selamlaşırken dikkatim dağıldı. Tanıdıktan gol yedik. Eyvah. Çok kötü yerde kaybettik. Matheus. Delit. Aman vur şuna. Yedik herhalde. Evet. 3-2 oldu. Peş peşe goller geldi. 2-1 çok rahat götürürken oyunu peş peşe goller geldi. Bir santra taktiği yine deneyelim. Derin bir ara pası. Aha geçti.
gol. Rashford'la 3-3'e getirdik. Fazla da basmıştım. Avuta mamuta direğe mireğe çarpar diye korktum ama gol geldi. Maç biter mi? Devam ettirdik. Aha kaptık derken rakipte son şans var. Haydi bir daha verir mi şans? Vermedi ne yazık ki. 3-3 bitti. Heyecanlı bir maçtı ama neredeyse de kaybediyorduk. Son saniyede golü bulduk. Şimdiki maça ise sağda Salah, solda Neymar'la iki kanatlı, üç forvetli şekilde çıkalım. Bir de bunun denemesini yapalım. Deneme maçları oldu bizim için üst üste. Hemen rakip arabaya koyulalım. Az önceki beraberlikten sonra derecemiz 1540'a kadar düştü. Beraberlikler bile buralarda çok düşürüyor. Güncelleniyor. Her an rakip gelebilir. Geldi. Barış isminde bir rakip arkadaş. 1350 derecesi var. 4-3-3. 4978 takım gücü de var. Gerrard'ın da Liverpool ikon kartını çıkarmış arkadaş. Chad Torres'e biz başlıyoruz. Şu ileri doğru bir pas atalım. Derin bir ara pası aşağıya doğru. Yukarı. Çok güzel. Torres 1-0 öne geçtik. Santra'dan hızlı çıktık ve golü bulduk. Bu dizilişin en sevdiğim yanlarından bir tanesi de o. 3 tane forvet ileri ok gibi fırlıyorlar. Kısa paslaşmalarla rakip alanda boşluk bulabiliyoruz. Şimdi top rakipte, Alexander Arnold kanattan gelebilirdi ama kaptık orada, çok iyi. Aşağıya Rashford geçiremedi pası. Messi, Mbappe, şansı çek vermeyelim. Orada pas verdi. Salah'a çarptı top. Salah savunmaya büyük katkı sağladı burada. Top ona çarpmasa belki gol de olabilirdi. Rakip korner kullanıyor. Şöyle Rashford'u çekelim. Arkaya doğru geldi. Bir yere uzaklaştık. Bizden çıkmış olabilir. Arka direğe doğru yaptı ortayı. Bayağı uzak bir tarafa. Beckham'ı şöyle biraz ortalı tutalım. Bir kafa rakipten geldi. Ben Beckham'ı yine arkaya ortalar diye geride tuttum. Ön direğe doğru çekmedim. Bu sefer ön direği orta yaptı rakip arkadaş. Zekice bir hareket yaptı. Korner golü yedik. Bir ara pası daha deneyelim. Forlan geri hamle yapmasaydı çok yedi. Geriye doğru bir hamle yaptı orada. Gerrard, Beckham. Ortada iki tane klas topçusu var. Çok güzel bir pas. Çok tehlikeli adam da şu an. Foden de orta yapacak. Uzaklaştırdık. Dönen top almamız lazım. Neymar'da. Gerrard iyi vurdu ama kaleyi bulmadı. Kaleyi bulsa işimiz zordu. Uzun atalım. Direkt hiç paslaşmayalım. Şu topu indirmemiz lazım. Fernando Torres indir. Bir ara pası. Bir verkaç yapalım şurada. Çok iyi Forlan. İyi vurursun. Al yapıştır. 2-1 Forlan'la tekrardan öne geçtik. Forlan'la bu açılardan bulduğumu yapıştırıyorum. Güzel vuruyor. Genelde direklere doğru vuruyor. Direkten içeri girdiğinde güzel. Direkten dönme durumlarında ise üzücü olabilmekte. Son anda ortaladı. Alisson'da kaldı. Ben Avuta gider dedim ama gitmedi. Top yine bizde. Salah iyi pas at. Şurada bir türlü çıkaramadık. Top istediğimiz yere atamadık. Rakipte kaldı. Ve gol yiyeceğiz herhalde. Yedik. Orada bir türlü istediğim tarafa doğru atamadık pası. Yön çubuğu bir türlü çizmeyince 2-2 oldu. Gol yedik. Kötü bir gol oldu. İki tur öne geçiyoruz ama iki tane de gol yedik. Yani rakip arkadaş tanıdık çıktı ama şu an selam veremem. Selamına karşılık verelim. Az önceki maçta da böyle selama karşılık verirken gol yedik. Hatta maçı kaybediyorduk. Bir daha forlan atsak. Boşluk var orada. Yetiş forlan. Yapma. Bu nasıl bir pas ama? Çok kötü pas attı. İki maçtır tanıdık arkadaşlara denk geldik. Az önceki maçta bayağı sonradan açıldı. 3-3 oldu. Offside olmasın. Çok iyi. Orada pas isabet ama top yine bizde. Neymar. Aa, yetiştik. Torres'e gelmedi. Korner. Bir gol şansı. Bu maçta da erkenden 2-2 oldu. 4 gol oldu. Üst üste maçlar gollü geçiyor. Forlan'la kullanıyormuşsun. Hiç değiştirmeyeyim. Ben Beckham'la yapardım normalde. Salah. Çek kenara.
Dönerin orada şut çekecektik ama rakip şans vermedi. Ben Beckham ayarlardım da Forlan'a gelmiş. Forlan da kötü kullanmadı. Çok iyi. Tekrardan yukarı. Bir kafa gelir mi? Ayak geldi Torres'ten ama kaleci çıkardı. Güzel de vurdu. Kalecinin üzerine doğru gitti. İlk yarının son anlarında gol atabilirdik. Güzel çizdik. Beckham gol. 3-2. Tam da ilk yarının son anları. Az önceki kaçtı ama bu gol oldu. Maç bitebilir. Herhalde bitirebilir. Bitirmedi. Son şans rakip için. 2 dakika uzatma vermiş. Ben dedim herhalde bitirecek. 4'te 4, 4'te 3 olmuş. Hangi uzun atar diye biz geri kaçtık. Şimdi attı. Kalecimiz çıktı. Aldı Alisson. Alisson da kalkana kadar. Bizde. Beckham. Muhammed Salah. Çok iyi. Bir daha Forlan'a. Açıdan ama neden olmasın? Olmadı. Kornere gitti. Açısı biraz dardı. Gelişine vurduk. İlk yanın sonundaki gibi. Güzel de çizdik. Salah'a geldi. Çok iyi. Çek geri. Haydi Salah. Bir falso. Bir vurun. Kaleci Kurtuğa. Önümüzde kaldı. Rashford'la yapıştırdık ama kaleci Kurtuğa'da takıldı top. Forlan ama ne güzel pas attı derken Neymar'dan pas hatası geldi. Messi ile uzak. Kenardan denedi. Çok uzaklardan değil ama güzel bir vuruş denedi. Gol olabilirdi. Messi'nin bu vuruşları ölümcül oluyor. Niyetiyle atmıyorum da pas yanlış yere gitti. Neredeyse gol yiyecektik bundan dolayı. 3 olabilirdi. Rakip çok yaklaştı. Direkten avuta çıktı. Ah geri çekti orada. Kurtuğa'nın kucağında kaldı. Davis tarafını daha fazla kullanıyor. Yine o tarafa attı. Neymar var. Vurdurmayalım. Kaleci. Aman uzaklaştıralım. Rakip gole yaklaştı orada. O tarafı etkili kullanıyor. Messi. Bir falso vuruş. Az farklı avuta gitti. Messi ile gole üst üste baskı yedik. Rakip gole yaklaştı. Gerrard da geliyor. Ortaya döndü. Varan. İyi ki kaçırmadı Fatih'e doğru. Şimdi hızlı çıkma şansımız vardı ama Haaland'dan çok kötü pas geldi. Kulusevski, Mbappe kenara döndü. Pas atacaktır. Yapma ya. Uzatmalar bitmek üzereyken golü yedik. 3-3 oldu. Pas atacaktı. Tam da adamına gitti. Ayak koydu, gol oldu. Kayarak da vurdu. Ne kaleciye çarptı ne savunmaya. 3-3'e geldi bu maçta. Şans verir mi acaba? Vermedi. Bu maçta 3-3 bitti. Son saniye golü yedik. Az önceki maçta son saniye atmıştık. Bu maçta da son saniyede yedik. Ama bu maçın hakkı da sanki beraberlik gibiydi. Rakibinde 9 şutu var. Bizim 8 şut. 8'i de kaleye bulmuş. Şaşırdım. Bütün şutlar kaleye bulmuş. Bu maçlar sonucunu da derecemiz totalde 1534'e düştü. Berabere kalsak da dereceleri kaybettik. Epey bir kaybettik beraberliklerde. Ama yine güzel maçlardı. Bol gollü maçlardı. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere yayınlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.